Arkadaşlarımız Doğan Sarıtaş'ı davet ediyorum alkışlarınızla. İyi Parti ilçe başkanımız Hatice Gürbulak bizlerle birlikte alan içerisinde. Saadet Partisi ilçe başkanımız Mevlüt Karsavran bizlerle birlikte, onu da davet ediyoruz. Deva Partisi ilçe başkanımız Rasim Muhammed Daniş alanda bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Gelecek Partisi ilçe başkanımız Ahmet Gün bizlerle birlikte, hoş geldiniz efendim. Ve Demokrat Parti ilçe başkanımız Berin Arı da alan içerisinde bizlerle birlikte. Değerli ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanımız, Genç Başkanımız Cem Aydın geliyor. Gençliğin sesi geliyor. Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel bizleri yalnız bırakmadı. Gökhan Başkanımızı da davet ediyoruz. Ve hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekilimiz Engin Altay geliyor. Evet, Deva Partisi İl Başkanımız Erhan Erol da bizlerle birlikte. Değerli başkanımıza da hoş geldiniz diyoruz. Haydi hep birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi. Haydi Eyüp Sultan. Şimdi sabırsızlıkla beklediğimiz, yüksek heyecanla beklediğimiz çok değerli başkanımızı huzurlarınıza davet etme vakti geldi. Hazır mıyız? Eyüp Sultan çoktan hazır ama daha coşkulu bir sesle hazır mıyız? O halde Ekrem Başkan! Ekrem Başkan! Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu! Sultan, Yeşil Pınar mahallemiz her şey yolunda mı? Yarın iyi olacak, her şey yarın güzel olacak. Bu benim kaçıncı mitingim? Yüz oldu. Yüzüncü buluşmamız burada oldu. Milletimizle buluşmak, onlarla dertleşmek, onlarla konuşmak, hasbihal etmek çok güzel. Burada beni en çok mutlu eden şey, şu anda buradan baktığımda o kadar güzel bir duygu bütünlüğü var ki. Burada herkes var. Herkes, sevgili çocuklar var, pırlanta gibi gençler var, hanımefendiler var, beyefendiler var. Ama esas olan, inanın, toplumumuzun bütün görüntüsü burada var. Bizi en güçlü kılan şey bir bütün olmamızdır. Bir bütün olmak en önemli şeydir. Allah birliğimizi ve bütünlüğümüzü kimseye bozdurmasın. Kimseye bozdurmasın.
birbirimizi en güçlü şekilde sevmeye devam edeceğiz. En güçlü şekilde. Biz bir milletiz, komşuyuz, aynı mahallede yaşıyoruz, aynı şehirde yaşıyoruz, aynı şeylerle dertleniyoruz, aynı şeyleri konuşuyoruz. Bakın, duygularımız hep bir bütün. Ya kardeşim, kime oy verirsen ver, sen benim vatandaşımsın, vatandaşımsın. Bunlar bu seçime yaptıkları büyük kötülükle damga vurdular. Bu seçim ne yazık ki yalanın, montajın ve dolanın, ya şu ya bu diyerek bu işe hafif almanın damga vurduğu bir seçim oldu. Bu yalanlar, bu iftiralar hiç unutulmayacak. Bakın, hiç unutulmayacak. Umuyorum milletimiz kendi dilleriyle itiraf ettiği yalanlarına onların kendi ayaklarını bu seçimde bulaştıracak. Bulaştıracak. Değerli hemşehrilerim, bu milletin siyasi tercihlerine kimse set kuramaz. Siyasi tercihlerinden dolayı kimse kimseye terörist diyemez. Seni bir insan beğenir, bir başkası beğenebilir. Yahu Allah'tan kork ve kendinde uydurma olduğunu kabul ettiğin görüntüleri o mitinglerde göstererek insanları aldatmak büyük günahtır. Bu günah büyük günahtır. İnsan aldatmaz. İnsan yalan söylemez. İnsan, iyi insan iftira atmaz. Atmaz kardeşim. Dolayısıyla biz onların yaptıklarını yapmayacağız. Güle güle Erdoğan, Atatürk sağ ol. Güle güle Erdoğan, Atatürk sağ ol. Güle güle Erdoğan, Atatürk sağ ol. Sevgili hemşehrilerim, bakın biz seçildik, göreve geldik. Bu parti şu parti denmez. Bakın Eyüp Sultan ilçesi. Burada da bir AK Partili kardeşimiz belediye başkanı seçildi. Seçilebilir. Biz bu ilçede her attığımız adımda bu ilçenin belediyesiyle beraber çalıştık. Kapısını çaldık. Aynı masayı kurduk. Buradaki meclis üyelerimiz şahittir. Onları dinledik. Bazen bizim tespit ettiğimizi değil, onların tespit ettiğinin doğru olduğunu gördük, onu yaptık. Yahu kardeşim, siyaset her şey değil, parti her şey değil. Bunlar bu ülkeyi partizanlığa boğdular. Bu ülkeyi partizanlığa boğdular. Biz bu ülkeyi bu zor duruma sokan partizanlığı devletin bütün kurumlarından söküp atana kadar mücadele edeceğiz. Mücadele edeceğiz. Bu memleketin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu memleketin adı şu parti devleti değil. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunu kabul etmeyiz. Benim vatandaşım siyasi tercihi ne olursa olsun bu ülkenin asli vatandaşıdır. Eşit hissedarıdır. Bakın, eşit hissedarıdır. Hiç kimse bu vatanda kiracı değildir. Bu vatanda herkes
ev sahibidir, ev sahibi. 86 milyon. 86 milyon. Ama onların, o bir avuç insanın, o bir avuç insanın derdine biliyor musunuz? Sığınmacı sorununu unutturmak. Suriyeli sorununu unutturmak. Yoksulluğu unutturmak. Eğitimdeki sorunları unutturmak. Unutturmak. Bakın, fakirliği unutturmak. Bir insanın, bir insanın uğradığı haksızlığı, adaletteki yoksulluğu unutturmak. Dertleri bu. Ama bu millet bunu unutmayacak. Allah aşkına, pazartesi günü için bu iktidar size ne söyledi? Ekonominin çözümüyle ilgili aklınızda bir şey kaldı mı? Sığınmacı sorunuyla ilgili aklınızda bir şey kaldı mı? Tek sözleri var. O vatan haini, bu vatan haini. O terörist, bu terörist. Başka bir sözleri yok. Tek propagandaları bu. Bunların bu kötü diline, bunların bu kötü diline aldananlar, bunların bu kötü diline aldananlar lütfen ellerini vicdanlarına koysun, kendi adalet terazilerinde oy versin. Size bir şey söyleyeyim mi? 86 milyon insanın tek bir insanına bile terörist diyemez hiç kimse. Ben size bir şey diyeyim mi? Biz öyle bir ahlaka sahibiz ki, erdeme ve inanışa sahibiz ki, bir insanla konuşurken o insana suçla, ön yargıyla bakamazsın. Bu ülkenin yargısı var, bu ülkenin adaleti var, bu ülkenin kanunları var. Bunlara göre kanun yok. Tek şart var. Ya bana oy verirsin ya bertaraf olursun. Hadi oradan. Hadi oradan. Hadi oradan. Hadi oradan. Öyle bir akıl ki, bakın öyle bir akıl ki, devletin kurumlarını bile baskı altına aldılar. Devletin memuru, bürokratı, kaymakamı, valisi, genel müdürü, adına ne derseniz deyin, siyasetin baskısı altında görev yapıyorlar. Herkes bir kişinin ağzına bakıyor. Ya biz ne diyoruz biliyor musunuz? Bir kişinin aklı bu memleketi bu hale düşürür. Milletin aklı bu milleti uçurur. Bunlar ne dediler? 2017'de bu sistemi seçin, Türkiye uçacak dediler. Doğru mu? Doğru. Doğru, döviz uçtu, döviz. Fiyatlar uçtu, kiralar uçtu, sığınmacı sayısı uçtu. Ama milletin fakir, milletin yoksul, milletin işsiz. Dolayısıyla sevgili hemşehrilerim, biz gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Bak, biz parti ayrımı yapmadık. Burada Eminönü-Ali Beyköy tramvay hattını, burada Kabataş Mahmut Bey metro hattını, yine Eyüp Sultan Bayrampaşa hattının çalışmalarını başlattık. Altyapıya Eyüp Sultan'da muazzam yatırımlar yaptık. Ayvalıdere Yağmur Tüneli, Güzeltepe'de Koru Deresi'nde, Ali Beyköy Atatürk Caddesi'nde altyapı yatırımları yaptık. Eyüp Sultan'ın yollarını yeniledik. Haliç Köprüsü'nün altından ta Silahtar Ağa'ya kadar yüz binlerce metrekare yeşil alanı pırıl pırıl yaptık. Onlar orayı arıtma tesisi yapacaktı, arıtma tesisi. Rezil edeceklerdi Haliç'i. Biz orayı size, gördünüz değil mi Haliç kıyılarını? Pırıl pırıl, pırıl pırıl. Orada sosyal tesis açtık, gördünüz değil mi sosyal tesisi? Evet, biz size hizmet ürettik. Haliç Spor Parkı'nı, Eyüp Sultan Teleferik İstasyon Meydanı'nı, Kemerburgaz Kent Ormanı'na gittiniz mi? Pırıl pırıl değil mi? Biz Kent Ormanı'nı millete açtık. Onlar Kemerburgaz'daki yemyeşil alanı imara açtı. Aramızdaki fark bu. Aramızdaki fark bu. Onun için sevgili dostlar, biz Haliç'i de pırıl pırıl yaparız. Memleketin yeşil alanlarını da koruruz. 4 yıldır
bu kardeşinizin yönetimi 90 bin çalışanıyla ve yol arkadaşlarıyla tek bir parselde imar artışıyla uğraşmadı. Birine özel işle uğraşmadı ama kentsel dönüşümle uğraştı. Kiptaş Eyüp Sultan da Yeşilpınar'ın temelini attı. Daha da çalışacağız. Buranın sorunlarını biliyorum. Bu sorunları biz çözeceğiz. Biz engellenmemize rağmen, bakın iktidar tarafından yok sayılmamıza rağmen Eyüp Sultan'daki işleri bile maddelerce sayabilirim. Siz bizi bir de iktidar aldığımızda görün. Bir de o zaman görün. Bakın tek farkımız olacak. Tek farkımız olacak. Biz şu şehir şu partiden, bu şehir bu partiden bakmayacağız. Biz milletimize hizmet edeceğiz. Şu güzel kızlarımıza hizmet edeceğiz. Şu yakışıklı delikanlılarımıza hizmet edeceğiz. Bu milletin evlatlarına hizmet edeceğiz. Beyefendilerine, hanımefendilerine hizmet edeceğiz. O bakımdan biz hizmete talibiz. Onlar milleti bölmeye talip. Milleti bölmeye. Dolayısıyla biz milletin kaynaklarını israfa, şatafata harcamayacağız. Ekonomiyle ilgili, şimdi ekonomiyle ilgili Allah aşkına aklınızda bir şey kaldı mı? Mesela kara borsaya düştü bankalar, kara borsaya döviz bürolarından, arka kapıdan döviz satın alıyor ülkemizin canım devlet bankaları. Faiz almış başını yürümüş. Bankacılık sektörü bitmiş. Acaba pazartesi günü ekonominin başına getireceği kişi hakkında bilginiz var mı? Bu adamın, bu iktidarın ekonomiyle ilgili sorumlu olacak üstün yetenekli birini duydunuz mu yanlarında? Vallahi ben bilmem hangi akrabasını getirecek, kaldı mı akrabası onu bilmiyorum. Ya da yakın arkadaşı. Biz kadromuzla geliyoruz. Millet İttifakı'nın güçlü kadrosuyla geliyoruz. Güçlü. Ve size söz, biz milletin evlatlarıyla çalışmaya geliyoruz. Bir avuç insanın ayrıcalıklı fertleriyle değil, milletin evlatlarıyla çalışmaya geliyoruz. Sizin çocuklarınızla, sizin gençlerinizle. Bakın size bir örnek vereyim. Geçenlerde 13. Cumhurbaşkanımız, ki size selamını getirdim Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir programa katıldı biliyorsunuz. Babala TV diye bir programa katıldı. Doğru değil mi? İzlediniz. Bu arada 7 saat hiç uyumadı. Anladınız değil mi? Hiç uyumadı yani. Gözünü bile yummadan cevap verdi her şeye. Şimdi Allah enerjisini bol etsin. Bakın o programda çıktı bir kişi dedi ki siz namus sözü vermiştiniz, beni işten attı dedi benim için, hatırlıyor musunuz? Hayır anlatayım dinleyin. Bakın o kişi bir, belediyenin elemanı değil. İki, taşeronun elemanı. Üç, 2,5 sene yani 2019 biz görev aldıktan 2,5 sene sonra o taşeronun iş hizmeti bitti diye, aktif feshedildi diye elemanlar çıkartılmış, tazminat ödemiş. Ya biz göreve geldik, birini çıkartacaksak ilk gün çıkartırız, öyle değil mi? 2,5 sene çalışmış, 2,5 sene. İki, daha ötesine gideyim. Kendi yakın akrabaları, tam 5 yakın akrabası bizim farklı kurumlarımızda hala çalışıyor. Bakın 2 tane yanlış var. Bir aileden bu kadar insanın bir kurumda olması doğru değil. Bu tesadüf olamaz. Ama ona rağmen hiçbirinin hakkına dokunmadık. Hatta işini yapıyor diye terfi edenleri bile var.
Size bir şey söyleyeyim mi? Bakın size bir şey söyleyeyim. Bizim ahlakımızda iş yapma biçimimizde ne var biliyor musunuz? Hazreti Ömer adaleti var, Hazreti Ömer adaleti. Bizim adaletimiz var, adaletimiz. Adaletimiz var. Size bir şey söyleyeyim mi? Aynı durumda bunlar olsun. O kişilerin köklerini oradan kazımazlarsa Allah canımı alsın. Bak bu kadar net. Allah canımı alsın. Bak bu kadar net. Köklerini kazırlar. Bu kadar kinci davranırlar. Biz kimsenin kılına dokunmadık kardeşim. Biz Size söyleyeyim burada bir mücadele veriyoruz. İnsanlarımızla doğruları paylaşıyoruz. Kimseye iftira atmıyoruz. Kimsine çamur atmıyoruz. Kimseye yalan atmıyoruz. Siyasette herkes kendi fikirleriyle var olsun. Ama kardeşim bir oy için her yol mübahtır olmaz. 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 Bak bu günler gelip geçer. Bak bu günler biter. Dünya fani. Bugün varız, yarın yokuz. Bu millet arkanızdan güzel dualar etsin. Bunu isteyin. Bu milletin bedduasına talip olmayın. Bu milletin bedduasına değil, duasına talip olun. Seversin, sevmezsin ama saygı duyulacak konumda ol. Bunları unuttu. Ve bu kutuplaşmış ortamda milleti birleştiren, milleti buluşturan, milleti kucaklaştıran olacağız. İstanbul'u koruyacağız bunlara karşı, İstanbul'u. Beton kanal yapmalarına değil, bu şehrin nitelikli bir şehir olması için mücadele vereceğiz. Niye kanalın peşinde koşuyorlar? Niye biliyor musunuz? Dertleri deprem değil. Dertleri kentsel dönüşüm değil. Orada bir avuç insanın arazisi var. Kimin para kazanacağının hesabını yapıyorlar. Körfez ülkelerinde kimlere söz verdilerse o sözü yememek için uğraşıyorlar. Bakın tek dertleri bu. Allah bu şehri bunların gazabından korusun. Bu şehir bu kardeşinizin ekibiyle nefes almıştır. Gençler özgürlüklerin tatlarını çıkarıyorlar. Biz onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Allah bizi mahcup etmesin. Ben buradan 101 kere maşallah demek için Üsküdar'a gideceğim. 101 kez. Dile kolay, ne mutlu bana. 101 kez konuştum. Ama Allah'ıma şükrediyorum ki tek bir kişi hakkında kötü konuşmadım. Ama bu kardeşiniz kötü konuşana şak diye cevabını verir. Makamına bakmaz, ondan yana endişeniz olmasın. Ama bir kişi hakkında kötü konuşmadım. Çocuklar, gençler, sizi çok seviyorum. Allah sizi korusun. Bu memleketin bütün evlatlarını korusun. Bu memleketin bütün evlatlarına güzel bir gelecek istiyoruz. Güzel gelecek için, özgür, demokratik ve çağdaş bir gelecek için, milletimizin kardeşçe yaşamak için yarın oylarımızı 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na veriyoruz. Yarın oylarımızın bir tanesine bile hangi partiye verilirse verilsin, oylarımızın bir tanesine bile bir zeval gelmemesi için sandıkta görev almaya hazır mıyız? Yarın yine demokrasi şöleni için o canım Türk bayraklarımızla şölen yapmaya hazır mıyız? Güzel. Milletin iktidarına az kaldı. Sabredin, geliyor gelmekte olan. Benim geleceğime elin yabancısı karar veremez. Ben
Bakın buradan söyleyeyim, bu memleketin her yerinden yabancılar ev alabilir, satın alabilir, villa alabilir, bina alabilir, önemli değil. Ama benim Çanakkale'den bu yana her karış toprağında bu milletin şehitlerinin kanı verken vatandaşlık sattırmayacağız size. Sattırmayacağız. Bu devlet vatandaşlık satan devlet olmaktan kurtulacak. Vatandaşlık satılmaz. Kimse bu ülkenin vatandaşı olamaz değil. Bak olabilir. Vatandaş olmanın esasları vardır. Ya geliyor adam oy kullanıyor. Türkiye'yi bilmez, Türkçe'yi bilmez, milletimizi bilmez, bu milletin geleneklerini bilmez. Yaşamakla ilgili derdi yok. Tek şey var, ev satın almış. Ya dünyanın neresinde var ya? Dünyanın en sıradan, böyle geçmişi olmayan bir kısım ülkelerde sırf gayrimenkul satmak için vatandaşlık veririm diyen ülkeler olabilir. Ama biz 1000 yıllık devlet geleneği var bu topraklarda. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Vatandaşlık satılmasına son vereceğiz. Son vereceğiz. Bu kadar net. Onun için söylüyoruz. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Törenlerde, milli bayramlarda, orada, burada Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini ağzına almayanlar ne hikmetse seçime 3 gün kala videolar yayınlıyor. Onu da söyleyeyim. Milli bayramları bu milletin gündeminden çıkartıp sağa sola savuranlar ne hikmetse seçime 3 gün kala bir bakıyorsunuz içi Atatürk, içi Cumhuriyet'in o ilk yılları olan filmler yayınlıyorlar. Ama onlara ne hakaretler ettiğini de hepimiz biliyoruz. Biliyoruz. Ettiklerini biliyoruz. Ama söylüyorum, bu memleket inşallah yarın çok güzel bir geleceğe imza atar. Bu tarihi seçimde hepinizi oy kullanmaya ve tarihi bir yanlış değil, tarihi bir doğruya imza atmaya hepinizi davet ediyorum. Hepinizi davet ediyorum. Evet, sevgili Eyüp Sultanlılar, sevgili Yeşil Pınarlılar, Üsküdar'a bir ses verelim mi? Üsküdar duyacak ama, tamam mı? 101. buluşmaya gidiyorum Üsküdar'a. Her şey, Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla. Saygıdeğer başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Yeşil Pınar. Teşekkürler Eyüp Sultan. 28 Mayıs'ta hep birlikte sandıklara gideceğiz. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Ve inanıyoruz ki 29 Mayıs'ta ülkemizde her şey çok güzel olacak.